Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Evet. Damar genişlemesi nedir? Kalbe ne gibi bir zararı oluyor? Şimdi damar genişlemesine biz tıptaki ismiyle anevrizma dediğimiz durum çok nadir olmayan bir durumdur. Sıkça görülen damar hastalıklarından bir tanesidir. Evet. Bu konuda biraz önce de söylediğim gibi bu konunun teşhisi ve tedavisi anlamında da biz ekip olarak oldukça büyük bir tecrübeye sahibiz. Şunu söyleyebilirim ki tam olarak nedeni, yani biz ona etiyopatogenez diyoruz, nedeninin tam olarak açıklığa kavuşturulmamış hastalıklardan bir tanesidir. Ancak genetik o bir koroner kalp hastalıklarında olduğu gibi genetik bir zemin olduğunu biliyoruz. Çünkü ailesinde damar genişlemesi olan insanların olmayanlara göre damar genişlemesi hastalığına yakalanma oranı daha yüksek dünyada. Özellikle bir hastalık var ki Marfan sendromu diyoruz. Biz bunun, bu insanları toplumda nasıl görürüz? Genellikle uzun boyludurlar oldukça. Uzun kolludurlar. Yüksek damakları vardır. Ve görme bozuklukları vardır. Bunlar Marfan sendromu grubu. Ve Marfan sendromunun önemli bulgularından bir tanesi de damar genişlemeleri olur. Ve genellikle hayatlarını da damar genişlemesi sonrası damar patlamasıyla ve 50 yaşlarını bile görmeyebilir birçok hasta. Hatta 40 yaşını görmeden kaybedilirler. Ama erken teşhis edilirse biz bunların damarlarını değiştiriyoruz. Benim 3 tane Marfan sendromlu hastam vardır. Kendileri bilmiyorum, buradalarsa aşağı yukarı 15 sene içerisinde yaptım. Bu 3 hastanın ben bütün aortasını değiştirdim. Yani kalpten çıktıktan sonra ayaklarına kadar olan damarların hepsini değiştirdik. Ve bu insanlar yaşıyorlardı. Yapmasaydık büyük ihtimalle bir yerde damarları patlayacak, kaybedileceklerdi. Dolayısıyla damar genişlemelerinin, tabii hepsi Marfan sendromu değildir. Bunun dışındaki damar genişlemelerinin en fazla kısmı kalpten hemen aorta, ana damar çıktıktan sonra olan kısmında olan damar genişlemeleridir. Bunlar da genellikle başarıyla ameliyatla tedavi edilebiliyorlar. Hatta eskiden ben mesleğe başladığımda evet, bu hastaların yarısı ameliyatta kaybedilirdi. Şimdi bu oran %1'lere kadar düştü. Evet. Yani %99 hastamızı biz kurtarıyoruz. Diğeri de karın bölgesinde olan genişlemelerdir. Karın bölgesindeki genişlemelerde en önemli faktörlerden bir tanesi sigaradır. Sigara her hastalığın tabii başında. Çünkü evet, genellikle sigara içen ve KOAH'lı insanlardır bunlar ve karın damarlarının beslenmesi bozulduğu için damar genişler ve karın içinde damar patlamasıyla maalesef hayatları sonlanır. Mutlaka ki araştırdığımızda bu tür ve oldukça çok sayıda insanda bu görülüyor. Bunların da tedavisinde de son yıllarda oldukça ciddi gelişmeler sağlandı. Eskiden karnı açıp damarı değiştiriyorduk. Artık kasıktan girerek, biraz önce söylediğim gibi minimal invaziv yöntemlerle, EVAR dediğimiz bir yöntemle hiç karını falan kesmeden damarın içerisinden yeni bir damar yerleştirerek, stent damar yerleştirerek bunların çoğunu tedavi ediyoruz. Avrasya Hastanesi'nde de epeyce bir hastaya bu şekilde müdahale ettik. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.